Sebzeli yufka kebabı güzel olacak. Arpa şehriyeli pirinç pilavı. Dün de arpa şehriyeli pirinç pilavı yedik. Güzeldi. Hayriye'nin yaptığı pilav. Aysun Hanım yemekleri çok ağır bulduğunu söyledim. Ben o menüyü ağır, yani kuvvetli bir menü, evet. Zor bir menü. Hepsi bir araya gelmeseydi belki ayrı ayrı değerlendirsek çok farklıydı ama çok ağırdı. Ben çok beğendim. Ben beğendim. Hayriye'nin sofraya getirdiği her şeyi beğendim. Aynen. Ben neyi beğenmedim biliyor musunuz? Sinan'ın beğendiği o tatlıyı ben beğenmedim. Evet, ben de hiç beğenmedim işte. Ben bunu anlayamadım yani. Nasıl beğenmedim. Onu? Bir tek tatlıyı beğenmedim. Yoksa çorbayı, pidesi, pideyi sunuşu. Pide çok güzeldi. Evet. Pide gerçekten elde. O zahmetli. El şeyi zahmetli. Orada hakkını yemek lazım. Mayalanması lazım onun. Güngör'ü de göreceğiz. Bakalım ne olacak. Güngör Hanım'dan nasıl bir menü bekliyorsunuz Aysun Hanım? Güngör Hanım'dan da iddialı bir menü bekliyorum. Çünkü Güngör Hanım da deneyimini ve o deneyimini mutlaka bize gösterir. Yani Hayriye Hanım'la sanki başa baş bir menü çıkarabilir diye düşünüyorum. Aysun Hanım nasıl bir ana menü seçmiş olabilir? Ana yemekte yine Güngör Hanım et seçmiş olabilir. Etten başka bir şey yemiyorsunuz ben ki. Ben et yemiyorum ama sürekli önüme et çıkıyor maalesef. Etsiz de beni... Ben de etli bir menü yapacağım Seda Hanım. Evet. Yani mecburen yemeye çalışıyorum ben de. Yalnız şuna dikkat ediyorum. Yani kuzu olmamasına dikkat ediyorum. Çok kokan bir et olmamasına dikkat ediyorum. Onlar çünkü hani benim et yememi engelliyor. Sibel Hanım'ın eti mesela çok kötüydü. O yağları... Ya o yağlarla önümüze geçilmeseydi çok farklıydı ama... O yağları görünce ben o tabakta hani... Yani, Sibel onu hesap edemedi. Ama yağların öyle olduğunu görünce... Küçültecekti onları şişe dizerken. Küçültseydi onlar erirdi. Fırının ısısında da galiba bir talihsizlik yaşadı. Galiba evet. Yoksa eğer tuttursaydı tokat kebabı muazzam olacak. Bence Sibel Hanım kuyruk yağının komple eriyeceğini zannetti. Tencereden canlı. Onu çok küçültmesi lazımdı işte. Onu aralara koyacaktı. Minik 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 geçirecekti. O etleri eriyip yumuşatacaktı. Aynen. Kuruttum. Bu da tecrübe gerektirir herhalde. Kesinlikle değil mi bacım? İnce ince yapacak şişlere bir et bir o, bir et bir o. Bak. Zebzeyinle güzel olacak. Bakın hanımefendi ne güzel anlattı. Bir şey varsa ver soyalım. Çok iyi olur Seda Hanım. Ver ben bacım. Ben size hemen... Annenle ben çalışmak istiyoruz evet, senin için. Evet soyulacakları hemen yapalım. Annenin işi gidiyor bak. Hemen yapalım ki bir an önce sen şöyle de... Şöyle yürüyeyim. Öncesinde yıkamadım. Çok çamurlaşmasın diye ama yıkayayım isterseniz. Yine de yıkayayım ben. Ver istersen ben yapayım. Yok yok. Ben bir kurulayım bunları. Ben bunları sana koyacağım ama seni engellemesin bırak, diye sen, yapmıyorum. Sen otur bacım gel. Engellemesin diye. Senin kocan nerede dedim siz yarım oturun, kaldım. Siz oturun biraz keyfinize bakın. Evde. Emekli. Emekli. Yemek yapıyor muydu? Yok yapıyor. Et şeyi ondadır. Nasıl? Kendine et yapar yer biz yemeyiz. Bizde et yemekleri çok sevilir. Ya, yiyemiyoruz, yağlı geliyor, yiyemiyoruz. Et sevmiyorsun. Et sevmiyorum. Kocan da et seviyor. Et seviyor. Herkes kendine ayrı yemek pişiriyor. Yok, yok, yok. Birdir. Yemeklerimiz birdir. Aysun bunu ne mi yapacağız kızım? Bıçağın yok muydu? Yok, soyacak var. Bıçak da verebilirim. Bıçak hemen. Ver yavrumla benim. Şöyle vereyim ben size bıçakça. Seda Hanım, annemiz yeni mutfak aletlerini pek sevmiyor galiba. Yok, çok alışık değil, çok tercih istiyorum. Etmiyor. Ondan. Kabağı tamamen soyayım mı, yoğuruyor mu? Alacalı soyarsanız sevinirim. Alacalı bulacalı. İstersen bana bırak onları. Niye? Sen beni niye böyle ezikledin? Yok, estağfurullah. Gülüm benim. Gülüm benim. Gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Çok güzel sesim var. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dileğim. Çünkü kadının adı Gül. Hiç söyledi mi kocan söyle sana bir Gülüm Benim şarkısı? Söylemez. Aysun bunda yaralar var. Ben bence tam soyayım. Olur, olur Seda Hanım. Ben onları kızartacağım zaten küçük küçük doğrayıp. O yüzden... soyabilirsiniz. O zaman bu da tamam olsun Aysun. Sen de niye kalkıyorsun? Bir panikliyor, bir heyecanlanıyorsun. Ben şimdi tahta alacaktım, şeyleri nerede yapacaktım. Nerede ya? Öyle, nereye gidiyorsun? Ben size verebilirim. Gülüm, kurban olayım yapma Aysun, ya. Aysun, bana tahta ver şeyleri yap. Ben vereyim hemen. Ben şimdi kendimi evde hissettim onda. Öyle kendine kalkıp gitme burada. Çekim yapıyoruz bak. Seda Hanım bakın hassas terazi kullanıyor Aysun Hanım. Ben görmesine gizlemiştim ama desteklerden hiçbir şey kaçmıyor. Nerede görmedim?
Evet, burada benim bir hassas terazim var. Ben terazide çalışamıyorum. Gördüm. Çünkü bende standart olması çok önemli Seda Hanım. Kız gıda mühendisi ayol. Aysun. Bir mühendis yemeği yiyeceğiz. Havucu nasıl olacak anne kurban? Yine yok yok. Onları siz önce soyun. Soyulduktan sonra. Seda Hanım çift çift mi çalışıyorsunuz? Ne yaptık? İki tane şey soyduk be. Sanki yemek mi söyledin? Yapmayalım mı? Gül Hanım yapmasın lütfen. Ben yapayım. Sen yazık otur. Sen bana anlat hayatını anlat. Nasıl tanıştık kocanla? Kocanla mı? Aşk var mı aşk? Aşk. Şimdi bitmiştir. Daha 50 senelik ne var? 50 sene önce var da 40 sene. 40 senelik. Kaç senelik evlilik? 40 senelik. 40 senelik. Maşallah. 40 senelik evlilik dile kolay. Ne güzel. 40 senelik. 40 sene. 40 senelik. Artık arkadaş olmuşsunuz. Aynen. Aynen. Zaten öyle. Biraz önce bir şey söyledi. Sen dış ses çarşıdaydın. Yeni dönmüştünüz. Karambole gitti. O şoförlüğümüzü yapıyor dedi. Ha. O getir götür yapıyor. Aynen. Bak. Evet. Aynen. Şey o bizim memnun değil hayatından ama. Neden? Biraz şikayetçi. Biz onu çok çalıştırıyoruz. Fazla gezince. Çalıştırıyoruz. Aysun'a gönderiyorum, onu götürüyor. Aysun'un arabası yok, iş yerine sattım.